En güzel de F4 tuşundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi F4 tuşu bir hücre içerisinde hücre sabitlemek için kullanılır. Her F4'e bastığında farklı kombinasyonu yapar. Ancak bugün sizlere F4'ü hücre dışında nasıl kullanacağımızdan bahsediyoruz. Çok güzel bir özellik. Mesela bir hücreyi seçmek için sağ tuş ekle yaptığında aynı işlemi tekrar etmek için bir kere daha F4'e bastığımızda aynı işlemi tekrar eder. Bunu kaç defa yaparsak? kaç defa F4 tuşuna basarsak o kadar çok şu anda satır ekleme işlemi yapar. Ya da örneğin bir hücreyi renklendirmek istedim. Başka bir hücreye geldim. Tekrar F4'e bastığımızda en son renklendirme işlemi yaptığı için tekrar renklendirmeyi gerçekleştiriyor. Ya da bir silme işlemi yapalım bir hücrede. Başka bir hücreye gelip silme yaptı. F4'e bastığımda silme olan en son işlemi tekrar edecektir. Bu çok güzel bir özellik. Bir nevi bir kısa yol, pratik bir kısa yol tuşu olarak düşünebilirsiniz. Son örnek bir kolon ekleyip sağ tuş ekleye bastığımda tekrar F4'e bastığımda hiçbir tuşa basmadan aynı işlemi F4 ile kullanmış oluyoruz.